aslında bu çok tartıştığımız bir konu. Yani Türkiye için Avrupa'da gördüğümüz, Amerika'da gördüğümüz bu yeni hareketler, yani özellikle solun örgütlenerek oluşturduğu yeni hareketler Türkiye için bir model olabilir mi? Olamaz mı? Açıkçası bizim de özellikle bu çalışmaları yapan akademisyenler olarak da kendi aramızda çok tartıştığımız bir şey, tartışılması da gerekiyor. Şimdi Türkiye'de şöyle bir sıkıntı var. Bir kere Türkiye dünyadan bağımsız değil. Yani Türkiye'nin kendine özgü sorunları var ama özellikle son dönemlerde bir içe kapanma görüyoruz. Yani Türkiye sanki dünyadan bağımsız bir ülkeymiş gibi, bir fanustaymış gibi değerlendiriyoruz. Biraz önceki konuşmalarımızda da siyasal partilerin aslında kendi içlerine kapandığını görüyoruz. Yani sürekli bir kapanma halinde Türkiye. Fakat biraz böyle başımızı kaldırıp dünyaya baktığımızda dünyada ortaklaşan temel sorunları görüyoruz. Bir kere otoriterleşme sadece Türkiye'nin sorunu değil. Ve bu otoriterleşme eskiden işte darbelerle olurken şimdi seçilmiş sağ popülist hükümetler tarafından yürütmenin, yasama organı üzerinde, yargı organı üzerinde denetiminin artmasıyla beraber ortaya çıkan yeni bir tip otoriterleşme. Bunun dünyada yükselişte olduğunu görüyoruz. Bu sadece Türkiye'nin problemi değil. Yani demokrasinin, özgürlük ve eşitlik kanadının dünyanın her yerinde ciddi bir zedelenmeye uğradığını, demokrasinin gerilediğini görüyoruz. Eşitlik konusuna baktığımızda yani özellikle özgürlük temelinde ifade özgürlüğünün, basın yayın özgürlüğünün bir gerileme içinde olduğunu görüyoruz. Az evvel sizin de değindiğiniz belki Özkan Salıcı'nın vurgulamak istediği nokta bu dünyanın pek çok ülkesinde gerilemede Türkiye'de de daha derin bir şekilde yaşanıyor bu özgürlük kısıtlanması hikayesi. Bir tarafta da ekonomik bir adaletsizlik var. Bu da sadece Türkiye'ye özgü bir problem değil. Bu neoliberal ekonominin dünyayı aslında sürüklediği bir kriz. Dolayısıyla dünyanın bütün ülkelerinde, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere ciddi bir şekilde derinleşen eşitsizlik var. Yani dünyada refah sadece belli bir kesime giderken, %1'e giderken toplumun en yoksul %50'si gittikçe yoksullaşıyor. Dolayısıyla temelde bu saydığımız özgürlük ve eşitlik problemi veya başka bir kavramsallaştırmayla siyasal ve toplumsal adalet problemi Türkiye'de de ciddi bir şekilde yaşanıyor. Az evvel de değindim, evet, Türkiye'nin kendine özgü dinamikleri de var. Tüm bunların karşısında, yani bu otoriterleşmenin karşısında, yükselen sağ popülizmin karşısında dünyanın farklı ülkelerinde yeni muhalefet biçimleri oluşmaya başlıyor. Deniz Bey de değindi, Türkiye'de bu oluşamıyor işte. Türkiye'de bunun işaretini veya imaresini göremiyoruz. Şimdi bahsettiğim Podemos, işte Yunanistan'da, İspanya'da Podemos, Yunanistan'da Syriza gibi hareketler özellikle 2008 krizi sonrasında oluşan Occupy hareketlerinden sonra o hareketlerin taleplerini kucaklayan yeni hareketler, yeni özellikle sol hareketler olarak gündeme geldi. Bizde baktığımızda Gezi'nin talepleri siyasete yansıyamadı. Gezi hala bir potansiyel olarak toplumsal bellekte yer tutuyor ama hala bu potansiyeli bir işte harekete dönüştürecek bir şey göremiyoruz. Emare göremiyoruz ve muhalefet, yani Türkiye'deki muhalefet uzun yıllardır dillendiriyordu, yani Türkiye'nin işte neoliberal büyüme modeli elinde sonunda patlayacak, hani bir kriz beklentisi vardı. Yıllardır bu işte bekleniyordu, bir ara teğet geçti. Şimdi bu krizin de geldiğini görüyoruz ama bu ekonomik krizin gündelik hayatta yurttaşların her geçen gün daha da kırılganlaşan, geleceğe dair ciddi bir belirsizlik içinde olma hallerine çözüm üretebilen herhangi bir emare göremiyoruz. Şimdi hani çözüm ne olabilir sorusuna da biraz yaklaşacağım. Belki orada Bekir Bey'in bahsettiği noktayı da vurgulamak gerekecek. Şimdi aslında çözüm görmek için dünyaya bakmak gerekiyor. Yani az evvel bahsettiğim o sorunların ortaklaşması hikayesini. Bunu dillendirdiğinizde özellikle hani Türkiye için bir model olabilir mi?
konusunda siyasetçiler biraz kapalı. Çünkü olamaz, Türkiye için model olamaz. Çünkü onlar gelişmiş demokrasiler, biz hala demokrasi sorunuyla uğraşıyoruz. Fakat toplumlar aslında değişiyor, dönüşüyor, sınıflar değişiyor. Türkiye bundan çok ayrı değil ama Türkiye'yi acaba yeniden okuyabiliyor muyuz? Türkiye'yi bir kere yeniden okumak lazım. Bugün bizi kimlik siyasetinin ilk etapta, yani çözüm ne olur dediğimizde, kimlik siyasetinin o sıkıştırdığı siyasi alandan çıkaracak bir programa ihtiyaç var. Çünkü kimlik siyaseti Türkiye gibi bir toplumda her zaman çoğunluğa kazandıracak bir siyaset. Muhalefet yeni bir siyasi alan yaratmadığı sürece kaybetmeye mahkum. Özellikle ekonominin bu derece sıkıntılı olduğu bir dönemde adalet kavramını, yani toplumsal adalet kavramını yurttaşların gündelik hayatlarında onurlu ve adil bir hayat sürebileceği hikayesini, böyle bir Türkiye idealini onlara çok iyi anlatabilecek bir sınıf siyasetini yeniden çağırmak gerekiyor. Ama bu sınıf siyasetinden bahsederken, hani kimlikleri dışlayan klasik bir sol siyasetten bahsetmiyorum, Marksist siyasetten. Toplumu yeniden okuyabilen, o değişen, dönüşen sınıfları yeniden okuyabilecek, onların sorunlarına çözüm üretebilecek bir siyasetten bahsediyorum. Örneğin artık yani sadece fabrikada çalışan bir işçi sınıfı